karşılıyor ama Adanalı karpuz üreticisi zor durumda. Girdi maliyetleri çok yüksek. Bu nedenle karpuz üretiminde %30 daralma yaşanıyor. Çünkü gübrenin fiyatı 2 katına çıkmış, gübrenin fiyatı 4 katına çıkmış ve tam tutfanda karpuzun yetişeceği dönemde ne yazık ki her yıl yapıldığı gibi bu yıl da yurt dışından karpuz ithal ediliyor. Her yıl olduğu gibi Tarım Bakanlığı Türkiye çiftçisinin yanında olacağına yabancı çiftçiyi kazandırmaya devam ediyor. Adanalı karpuzcu çok zor durumda. Tarım Bakanlığı'nı Adanalı ve Türkiye'li çiftçilerin yanında olmaya davet ediyoruz. Aynen katılıyorum ablacığım. Gerçekten de bu şu an elimde gördüğünüz karpuzun bize maliyeti yetişene kadar 1 lira 1 liradır. 10 kilo karpuz 10 lira bunun bize maliyeti olacak. Biz bunu erken yetiştirip erken satmak istiyoruz. Niye? Para kazanmak. Amacımız para kazanmak. Ama biz erken yetiştirirsek dışarıdan da karpuz gelirse para kazanamayız, zarar ederiz. Yani karpuzu Adana'da karpuz üreticisi zor durumda. Bir dönümü 12 bin liraya neredeyse mal ediyor ve kazancı ne yazık ki yurt dışından tam turfanda döneminde ithal yaşandığı için bu kazancı elde edemeyecek görünüyor. Gayri safi milli hasılanın %1'ini destekleme olarak normalde kanuni ve yasal hakkı çiftçinin vermesi gereken Tarım Bakanlığı ne yazık ki hala çiftçiye bu ödemeyi yapmıyor. Dolayısıyla 200 milyar TL alacağı var şu anda çiftçinin. Yine çiftçi yoğun bu girdilerin, fahiş girdiler nedeniyle yoğun borç batağı altında 180 milyarda borçlu durumda çiftçi. Tarım Bakanlığı hala kulağın üzerine yatmış durumda ve çiftçinin yanında olmuyor ne yazık ki. Tüm Türkiye'deki çiftçiler üretimden gittikçe uzaklaşıyor. Tarım Bakanlığı'ndan çözüm bekliyoruz, üretim bekliyoruz. Aralık ayından beri, Ocak ayından beri tarlada karpuzuyla uğraşıyor. Bu arada Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en büyük maliyetleriyle uğraşıyor. Bu son enflasyonla, tarımsal enflasyonuyla %300'lerle, %400'lerle uğraşırken, karpuzunu erken çıkarmaya çalışırken, daha karpuzu çıkmadan, karpuzuna bir ay kala, iki ay kala İran'dan karpuz gelmeye başladı. Adana, sanırsınız ki Ağustos ayındaymış gibi at arabalarına varana kadar yollarda sergileri açılmış, karpuz satılmaya başlanmış. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz üreticinin erkenciliği, yani turfandacılığı bir şekilde yitirilmiş oluyor. Burada turfandacılıkta iki gün bile önemli, bir gün bile önemli. Devletin bunları yatsıyıp hiçbir şeyi göze almadan ithalatı pervasızca yapması üreticiye büyük zararlar veriyor. Dolayısıyla üretici bir şekilde karpuzunu satmaya başladığında artık karpuz sanki Adana'da 3 aydır satılmaya başlanmış gibi o tılsımı, o erkenciliği, o turfandacılığı yitiyor. Dolayısıyla para kazanamıyor, zarar ediyor. Eli Bey, siz ne diyeceksiniz bu konuda? Ben şimdi tarımla ilgili girdileri konuşacağım. Birinci gübre, ikinci ilaç, üçüncü mazot, dördüncü işçilik. Binde 1300 zamlarla karşılaşıyoruz. Ben geçen sene mazotu 6 lira aldım bir yerde, şimdi 23 lira. Gübreyi 2 lira aldım, 15 lira. İlaç, 70 lira aldığımız ilaç 230 lira. Bu girdiler içinde nasıl çıkacağız? Naylon 13 lira aldım, naylon 55 lira. Yani bu çiftçileri bitirme amacıyla yapılmış bir oyun mu? Bir sıkıntı var yani. Maliyetimiz binde 1300. Yani %1300 zam yemiş. Geçen sene 4 liraya maliyet ettim karpuzu. Bugün 12 bin liraya maliyet var. Sadece karpuz değil. Darı 2 bin lira maliyeti 5 bin lira. Bambuk 3 bin lira maliyeti yine 6 bin lira olmuş. Yani bu sapadan sonra çiftçi zor durumda. Tahmin ediyorum şehre göç yapacak çiftçiler.
yaşından beri kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyorum. Çiftçilik yapıyoruz. Ama gerçekten dayanacak takadimiz kalmadı. Yıllardan beri babadan, atadan kalma işleri yapmaya çalışıyoruz. Biz gerçekten mağduruz. Yani daha önceleri ürettiğimiz ürünlerden bir kısmının ekmeğini yiyebiliyorduk, çocuklarımızı besleyebiliyorduk. Ama şimdi maliyetler o kadar yükseldi ki canımızı alıyor. Biz gerçekten karpuzla dönüme 45-50 litre arası mazot harcıyoruz. Bize devletin vermiş olduğu destekleme 22 lira. Yani 1 litresini bile devlet bize vermiyor. Çiftçi toprağı boş bırakır, boş kalır.